Konuğumuz dermatoloji uzmanı Doktor Utkan Kızıltaç. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk, merhaba. Hoş geldiniz genç meslektaş. Hoş bulduk, sağ olun. Hafta sonu demeden yoğun hafta sonu cumartesi mesainize rağmen konuğumuz oldunuz. Hoş geldiniz, tekrar şeref verdiniz. Sağ olun, ben teşekkür ederim. Benim için mutluluk sizle beraber olmak. Evet, Utkan hocam, dermatoloji hastalıklarının yanı sıra siz medikal estetik uygulamalarıyla döne çıkıyorsunuz. Ve bu noktada özellikle teknolojiyi uygulamaları, teknolojiyi çok sık kullanıyorsunuz. En önde kullananlardan, meslektaşlarımızdansınız. Bu noktada radyo frekans, lazer, optik sistemler, birçok cihaz tercihleri var. Bunlardan radyo frekansları sormak istiyorum size. Nasıl bir tedavi uyguluyorsunuz hocam? Hı hı. Hemen kısaca bir radyo frekanstan bahsedeyim. Radyo frekans sistemi aslında yaklaşık 100 yıldır tıp alanında kullanılmaya başlanmış bir sistem. Tabii başta çok primitif radyo frekans cihazlar tasarlanmış. Sonrasında yıllar içerisinde monopolar cihazlar, bipolar, tripolar cihazlar ve en sonunda ihtiyaca yönelik geliştirilmiş bu fraksiyonel radyo frekans cihazlar mevcut. Bu cihazlar elektrik enerjisini kullanarak radyo frekans enerjisi üretiyor ve uygulandığı alanda kontrollü bir hasar oluşturup o bölgede rejenerasyonu uyarıyor. Temel çalışma prensibi bu aslında. Bu cihazın özellikle bize kattığı aslında cilde dışarıda bir şey enjekte etmeden kontrollü bir şekilde cildi uyararak o gelişebilecek komplikasyon, hasarları minimize ederek istediğimiz etkiyi daha kısa seanslarla daha etkin bir şekilde elde edebilmek. Cihazı en yaygın kullanım alanlarımız daha çok akne skarları, yüzdeki gözenekler, cildin sebum dengesinin düzenlenmesi, yara izleri, ameliyat izleri, doğum hızlı uzama ya da hızlı kilo alma gibi durumlarda geçen striya dediğimiz deri çatlakları, bunların görüntüsünün kozmetik olarak iyileştirilmesinde kullandığımız bir cihaz en yaygın olarak. Bunun harici tabii ki ek özellikleri de var kullandığımız cihazın. Monopolar bir başlığı var. Ayrı bir elektrokoter prensibi gibi çalışabilen bir smart cure başlığı var kullandığım alt iğnenin. Bunlarla peki, da ne sağlıyor hocam? Bu uygulamayı bu başlıklarla cilde ateş ettiğiniz zaman izleyicilerimiz ne görüyorlar? Ne gibi değişiklikler oluyor cilde? Şöyle cihaz işte sebebiye yönelik ya uyguladığımız tedavi sonrasında ilk etapta kolajende sebep olduğu bir sıkılaşma aslında bağlarında kolajen bağlarında bir organizasyon sağlıyor ve akut etki olarak cilde bir sıkılaşma görüyoruz. Aslında ilk sıkılaşma görülüyor. Evet, cihazın esas etkisi aslında rejeneratif süreçte, yani yeniden yapılanma sürecinde cildin. Ve bu süreç özellikle birinci aydan sonra belirginleşmeye başlıyor ve üçüncü ay gibi bir sürelerde aslında ikinci ay, üçüncü ay gibi sürelerde maksimum etkiyi görmeye başlıyoruz. Burada gördüğümüz ne? Ciltte parlaklık, kanlanmada artış, kolajen miktarında artış ve buna bağlı daha sıkı, yani gözeneklerde bir sıkılaşma. Eğer ki bir iz varsa, çöpük izler genelde, atrofik akne izleri gibi izlerde cilt seviyesinde bir yükselme. Aynı şekilde cildin dışarıdan görüntüsünde de epidermal olarak bile bir iyileşme, pürüzsüzleşme. Siz gençlik görünüm görüntüsünü daim kılıyorsunuz o zaman. Evet. Yani sürekli kişiler hangi yaşta olursa olsun genç fotoğraflarına, genç hallerine benzemeye başlıyorlar galiba. Yapmaya çalıştığımız bu tabii. Hocam nasıl bir uygulama? Yani klinize geldiğimizde ne kadar bir süre ayırtmamız gerekiyor? Altın iğne uygulaması tabii ki yapıldığı bölgenin alanına göre, yani genişliğine göre değişebilmekle birlikte genelde yarım saat ile bir saat arası sürebilen bir uygulama. Eğer çok küçük bir bölgeyse 15 dakikalık kısa bir uygulama bile olabilir. İlk başta tabii ki topikal anestezik bir krem, yani cildi dışarıdan uyuşturan bir krem uyguluyoruz ve bununla bir 15-20 dakika gibi bekliyoruz işlemi daha konforlu hale getirebilmek için. Sonrasında hastamızı işleme alıyoruz. Dediğim gibi bölgeye göre belki bazen bir geçiş, iki geçiş, farklı modlar kullanarak yapabiliyoruz bunları. Yarım saat ile bir saat arası süren bir işlem oluyor. İşlemden hemen sonra hafif bir kızarıklık oluyor ciddi ama 2-3 saat içerisinde kaybolan bir kızarıklıktan bahsediyoruz. Yani bu böyle günlerce süren bir kızarıklık değil. Bu da cihazın aslında önemli avantajlarından biri. Downtime'ı yok. Yani cihazla biz bir uygulama yaptıktan sonra sadece gün içerisinde devam eden bir 2-3 saat kızarıklık oluyor. Belki hafif bir hassasiyet, bir morarma olmuyor, bir kanama olmuyor. Sonrasında ciltte bir abrazyon, yani bir soyulma olmadığı için, bir hasarlanma olmadığı için lekelenme riski yok. Hasta çıkıyor, 2-3 saat içerisinde kırmızılığı geçtikten sonra normal günlük hayatına devam edebiliyor.
Böyle bir uygulamadan bahsediyoruz. Birkaç sefer uygulaması gerekir? Sıklık olarak tabii ki uygulama sebebimize bağlı değişebilmekle birlikte 2 seans ile 4 seans, bazı durumlarda 6 seans uygulayabiliyoruz ve bu seans aralıkları genelde 2 ile 3 hafta arası değişiyor. Şimdi ben size sırlarınızı anlatın demeyeceğim ama bu uygulamaların da bir sırrı var. Bir secret kimliği var. Evet. En azından ekranlarımız aracılığıyla izleyicilerimize söyleyebileceğiniz, bu uygulamayı aldıktan sonra, bu tedaviden sonra kişinin hayatında neler değişecek? Şöyle, bu Secret Altın iğne uygulamasını yaptıktan sonra hastalarımızın hayatında ne değişecek? Şu, daha sağlıklı, daha parlak, daha zinde bir cilde kavuşmuş olacak. Mevcut geniş gözenekleri varsa, akne skarları varsa bunlardan kurtulmuş olacak. Ve böylelikle daha dediğim gibi zinde, daha alımlı bir ciltle, daha dikkat çeker bir insan haline gelecek. Evet, elbette. Yani medikal estetik uygulamaları yapan hekimlerin kliniklerinde ve bu uygulamaların temel hedefinde kolajeni arttırmak, dokuda uyarım yapmak suretiyle dokunun kendini yenilemesini sağlamak. Yüklü yüklü ilaçlar, yüklü yüklü uygulamalarla çok şişkin, kocaman bir normal görünümden uzaklaşmış bir yapıyı artık hiç kimse istemiyor. Evet. Kendisine ait, eski yıllara ait bir fotoğrafa benzer gibi sıkılaşmış, parlak, gözenekleri küçülmüş, belki biraz lekelerinden de uzaklaşmış bir uygulamayı aslında herkes hedefliyor. Evet. Herkes güzel olmak istiyor. Hı. Herkes gençlik görünümünü istiyor. Peki bunları uygularken evde de devam edebilmesi için hastalığa önerdiğiniz ürünler, uygulamalar, bunu destekleyen şeyler var mı hocam? Tabii ki altın iğne üzerinde bahsediyorsak, ki altın iğne gibi diğer gene rejenerasyonu, yeniden kolajen üretmesini tetikleyen tüm işlemlerde hastaya muhakkak işlem sonrası bir kere koruma amaçlı güneş kremi öneriyoruz. Ek olarak etkinliği artırmak için tabii ki ağız yoluyla alınan kolajen preparatları tedaviye eklenebiliyor. Bunun yanında hastanın beslenmesini sağlıklı bir şekilde düzenlemesini öneriyoruz. Peki Utkun Hocam, sizin programlarınızdan sonra izleyicilerimiz hafta boyunca bize işlediğimiz konularla ilgili defaatle soru soruyorlar. Ben biliyorum ki bu konuyla ilgili gelecek soruların başında ağrılı mı değil mi sorusu gelecek. Evet. Ağrılı mı hocam? Altın iğne uygulamasıyla çoğu yaptığımız ayarlarda açıkçası endikasyona göre çok tolere edilebilir bir ağrıyor. Sadece çok derin skar durumlarında, derin alanlara, yara izi, akne izi gibi şeyler varsa. Evet, çok büyük akne izleri gibi durumlarda. Tabii ki derinliği artırdığımız ve enerji miktarını da yükselttiğimiz için kişinin ağrı eşiğine göre tabii değişen miktarlarda ağrı hissedilebiliyor. Ama bugüne kadar böyle dayanamıyorum diyen bir hastam oldu. Onun harici genel olarak tolere edilebilir. O bahsettiğim ağrılı modda bile. Geri kalan diğer modlar, cilt gençleştirme modlarımız zaten çok konforlu. Peki, akne dediniz, akne izleri dediniz. Peki, kişinin yüzünde akne varsa, akne tedavisine de bir planı var mıdır? Tabii ki. Yine radyofrekans cihazıyla beraber aktif aknelere yaptığımız uygulama sonrasında o bölgedeki sebum, yani yağ üretiminin azaldığını, böylelikle tıkaçların açıldığını, aknelerin inflamasyonunun da gerilediğini görmekteyiz. Aktif akne tedavisine de destek olarak kullanabiliyoruz yine altın iğneyi. Peki hocam, tecrübelerinize dayanarak bu sistemin avantajlarını söyleyebilir misiniz? Tabii ki. Altın iğne uygulamasının en büyük avantajı aslında herhangi bir cilt tipinde, herhangi yaştaki bir insana herhangi bir mevsim uygulanabiliyor oluşu. Bu en büyük artılarından biri. Çünkü birçok lazer sistemini aslında koyu cilt tipi kişilerde kullanamıyoruz. Bu bizde bir komplikasyon, yani yan etki riskini artırabiliyor. Ve yine birçok cihazdan sonra ciltte bir kızarıklık, yani inflamasyon tetiklendiği için güneşli havalarda, yaz mevsimlerinde kullanamıyoruz. Ama altın iğnenin böyle bir dezavantajları yok. Birincisi bu. İkinci en önemli şey de işlem sonrası yine hastanın yüzünde herhangi bir kızarıklık gelişmediği için, bir inflamasyon tetiklenmediği için hastanın günlük hayatına devam edebiliyor oluş. Bu da çok önemli bir kriter bizim için. Peki en önemli özelliklerden birisi, bu işlem pahalı mı hocam? Altın iğne radyofrekans son derece aslında uygun fiyatlara yapılabiliyor. Yani
bazı yurt dışıyla kıyasladığımızda ve bazı uygulamalarla kıyasladığımızda pahalı değil, bunu söyleyebilirim. Kişiye kendi gençliğini verebildiğiniz, aynı zamanda gözeneklerini de küçültebildiğiniz, var ise, başlamakta ise aknelerden de kurtarabildiğiniz, sarkmalardan uzaklaştırabildiğiniz, gençliği, kendisine ait sonsuz gençliği verebildiğiniz çok güzel bir uygulamadan bize bahsettiniz hocam. Ağrısız oluyor olması, ekonomik ölçülerde halkın alım gücüne giren bir uygulama oluyor olmasıyla evde bir takım ürünlerle kullanılarak çok daha güzel sonuçlar alabiliyor olmasıyla birlikte sanıyorum dermatoloji kliniklerinde, medikal estetik kliniklerinde sıklıkla tercih edilen yöntemlerin başında geliyor. Evet, altın iğne radyo frekans. Evet, altın iğne. Tabii ki bu cihazlı yöntemleri birbiriyle kombine edip ya da diğer tekniklerle, diğer yöntemlerle kombine edip etkinliği artırabiliyoruz. Biz bununla beraber genelde aslında Velos BB lazeri de kombine bir şekilde kullanıyoruz sıkça. Bu da bizim aldığımız sonuçları, etkinliği arttırıyor. Hocam çok teşekkür ederiz. Ve efendim programımız tüm hızıyla devam ediyor. Sıradaki konuğumuz medikal estetik hekimi, uzman doktor Zeynep Kemik efendim. Çok yaşa devam ediyor.